İyi akşamlar sevgili sevenlerim. Biz yine bugün hamur yoğuruyoruz. Burada takım edevat küçük olduğu için, pişirme imkanları küçük olduğu için az az yapıyor. Yani? 5 gün oluyor. Hadi git anne çağırıyor git. Biraz yapmıştık. Anne çağırıyor. İsmail şuna bak. Onu yedik bitirdik. Çok tekrar anne, bir daha yapmaya çalışıyor. Bu arada Efo, küçük Efo bizi rahat bırakmıyor. Küçük Efo. Takım edevat derken mesela hamur yoğurduğumuz kap olsun. Pişirmek için saç olsun, tahta olsun. Burası İstanbul. İmkanlar kısıtlı olduğu için az az yapıyor. Önceki yaptığımızda 5 gün, 6 gün oldu. Onu bitirdik. Zaten az yapmıştık. 5 kilo, 6 kilo unla yapmıştık. Şimdi tekrar bir daha yapacağız. Hamur yoğurmaya devam ediyor. Yine aynı un, maya, su. Başka bir katkısı yok bu bazlama için yoğurduğumuz hamura. Sadece tuzlu su, maya, bir de un. Başka bir katkısı yok. Buradan tüm sevenlerime tekrar selam ediyorum. Beni izleyen, beni takip eden arkadaşlarıma yorum yazmalarını, link atmalarını, abone olmalarını rica ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, biz bu işe yeni başladık. Eksiğimiz, kusurumuz olursa affedin, bağışlayın. Kusurlarımızı görmezden gelin. Yeni yeni bu 5. 6. videomuz oluyor. Çekmeye çalışıyor. Daha halen İstanbul'dayız biz. Ümraniye'de oğlumun evindeyik. İşte buralardan imkanlar el verdikçe, hava şartları el verdikçe dışarı çıkıp bir şeyler çekmeye çalışıyor. Bu işi yapmayı burada tasarladık. Daha önceden vardı aklımda da bu kanalı kurmada bu işlemleri yapmada oğlum yardımcı oldu, İsmail'im. Kendisinden Allah razı olsun. Ben bu işi beceremem. Bu kanal kurma bayağı bir yazılım çizilim isteyen bir şeymiş. Sağ olsun kurdu, yaptı, elimize verdi. Bundan sonrasını inşallah kendimiz devam edeceğiz. Burada olduğumuz sürece yine gösterecek, yapacak. Bazen videoları çekerken parça çekiyorum. Bütün çekmeye daha öğrenemedim. Onları öğretiyor. İşte bazı bilmediğimiz şeyler öğretiyor. Böylece devam ediyor. Buradan tekrar tüm sevenlerime selam ediyorum. Köyde kızlarım var 2 tane. Onlara selam olsun. Özgem'e, Emine'me özledim. Camilören köyünde, Aksaray'ın Gülahat ilçesine bağlı Camilören köyü var. Orada gelin kızım var. Gelin kızım Zeynep'e buradan selam gönderiyorum. Gözlerinden öpüyorum.
annesine, babasına, kız kardeşine, bir tane erkek kardeşi var, Osman. O da askere gidecek bu ayın sonunda. Onlara da selam gönderiyorum buradan. Kasım babamdaki bütün YouTuber hanım arkadaşlara selam gönderiyorum buradan. Sevgili kasabalarıma, köylülerime, mahallemdeki komşularıma, birkaç tane kuzenim var YouTube çeken. Kuzen deyince kendilerini biliyorlar. Onlara selam olsun. Bizim hanım da Adana'da akrabaları var. Bacıları, kardeşleri, yeğenleri var. Onlara selam gönderecek buradan. Şimdi hanım hem hamur yoğuracak hem de selamlarını gönderecek. Mikrofonu ona bırakıyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar buradan. Adana'da Kazım abime selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Kız kardeşim Celile'ye, onun oğlu Hasan'a, gelini Emine'ye buradan selamlar olsun. Yüksel yengeme, Sevinç Eda yeğenime, adını sayamadığım tüm dost akrabalarımıza selam olsun buradan. Nesrin ablama. Ona da selam eder, ellerinden öperim. Herkese selam olsun burada, Adana'daki komşularımıza. Ali yeğenime, Ebru gelinimize selam olsun buradan. Onlara da çok selam eder, gözlerinden öperim onların da. Tüm dost akrabalara. Adana'daki bütün beni tanıyan komşularımıza hep selam olsun buradan. Arkadaşlarım var benim İzmir'de, İstanbul'da, Kıymet, Ümit, Dilek, onlara da çok selam olsun. Bizi takip ediyorlarmış. Sağ olsunlar. Kızlarıma da selam olsun buradan. Gelin kızım Zeynep'ime de selam olsun. Hısımım Sare'ye, Veysel abiye. Buradan selam olsun hepsine. Sayabildiğim bu kadar şimdilik aklıma gelen. O zaman hamur yoğurmaya devam. Hamurumuz yavaş yavaş oluyor. Biraz küçük geldi lan de. Dedim ya, imkanlar biraz kısıtlı olduğu için ileğen küçük, saç küçük, tüplü saç da yapacağız. Yine de buna şükürler olsun. Bunları bulduğumuza şükürler olsun. Evde, İstanbul'da böyle bir imkanları bulduğumuz için şükürler olsun. Evet arkadaşlar, bazlamamızı yaparken sohbetimize tekrar kaldığı yerden devam edecek. Şimdilik sağlıcakla kalın. Biraz sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar, hamurluyorken ben de biraz kendimden konuşayım, kendim konuşayım dedim. Bugün çarşıda gezerken kaybolduk, kayboluyor falan filan. Biraz yarenlik yaptım. Aslında kaybolmazdık da bilmediğimiz sokaklara girdik. O zaman aklıma bir hikaye geldi. Onu anlatacaktım size de zaman yetmedi. Onu şimdi anlatayım size. Tarihin birinde Ankara Beytepe'de çalışıyor. Zafer abinin yanında
Rahmetli Mustafa Altın diye bir arkadaşımız vardı. Allah rahmet eylesin. Kabri nurla dolsun. Çok sevdiğim bir arkadaştı. Benden biraz küçüktü ama çok değerli bir arkadaştı benim gözümde. O arkadaş vardı. Arkadaş çoktu, köylü olarak çoktuk da. Bir de Yaşar abimiz var bizim. Yaşar Solum soy ismi. Tevekkül bir arkadaşımız. Bir gün çalışmıyorduk, iş yoktu. Çarşıya gidelim dedik. Ankara merkeze. Biz Beytepe'de çalışıyorduk. Ankara'ya merkeze inelim dedik. Kararlaştık. Üçümüz gittik. Giderken Beytepe'nin öğrenci servisi vardı. Öğretmenler öğrenci servisi vardı. Servise bindik gittik. Servisin yerini nereden kalkacağını da öğrendik. Tekrar geri dönüş yapacağız ya. Öğrendik. Gittik biz çarşıya. Şurayı gezelim, burayı gezelim, şunu alalım, bunu satalım derken zaman su gibi akmış. O zaman telefon yoktu. Saatimiz var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum. Zaman su gibi akmış. Dedik biz ne yaptık? Hadi gidelim artık dedik. Servisin olduğu yere vardık. Servis yok. Oradan birkaç kişiye sorduk dedik böyle böyle BTP'nin servisi var burada ne oldu? Biz BTP'ye gidecektik falan dedik. Buradan bize dediler ki BTP'nin servisi en son saat 5'te gitti. Bir daha BTP'ye servis yok. Kendi imkanlarınızla gidebilirsiniz dediler. Kendi imkanlarımız derken dolmuşun oraya nereden kalktığını bilmiyoruz biz. Nereden gidileceğini de hiç bilmiyoruz. Ne yapalım ne öğrenelim. O servis alanının kalktığı yerde de yan tarafta mezarlık vardı. Mezarlığın duvarına oturduk biraz fikir alışverişi yaptık. Nasıl yaparız nasıl ederiz falan filan derken. Bu arada susadık. Mezarlığın içinde de çeşme var. O Yaşar abimiz dedi ki gelin de şuradan su içelim dedi. Mezarlığın içine girdik. Su içmeye. Biz Yaşar abiyle ikimiz mezarlığın çeşmesinde elimizi yüzümüzü yıkarken o rahmetli Mustafa arkadaşımız mezarlığın yan tarafında bir mezar vardı. O mezarın mermerin arkasına kendini siper etmiş. Oradan biraz da rahmetlik matraktı böyle şakacıydı. Acayip şakalar, komiklikler yapardı. Oradan bir değişik bir sesinin böyle bir yani mezarlıkta bir acayip bir hareketinin değişik bir sesinin bir bağırdı. Yaşar abimiz oraya yıkıldı. Korktu. Şimdi Yaşar abimiz derken bunu tanımayanlar olur. Köyde de belki de Yaşar abi derken tanımayanlar olur. Ala derlerdi babasına. Rahmetli o da çoktan öldü de. Ala'nın Yaşar derlerdi bu Yaşar abimize. Yaşar abimiz oraya bayıldı. Ayıktıramadık. Yarım saat uğraştık Mustafa'yla. Korktuk. Öldü zannettik. O yanına çevir, bu yanına çevir. Yüzüne su serptik. Sigara yaktık. Nefesine çektik. Falan filan bir 15-20 dakika uğraştık, korktuk, telaşa sardı bizi.
Etrafta kimse yok. Yakınlarda böyle imdat bağırıp çağırıp da bir yardım isteyecek de kimse yoktu yakında. Neyse bunu bir beri benzer ayıktırdık. Alihan yapma oğlum. Efraim Paşa. Hadi götür onu annene hadi. Sonra düşündük taşındık ne yapalım nasıl gidelim. Üçümüz cebimizdeki paraları çıkardık kalan paralarımızı. Alışveriş yaptık ya paramız bitti. Üçümüzün cebinden o zamanın parasıyla vallahi 6 lira mıydı? 60 lira olamaz. Herhalde 6 liraydı. 6 lira gibi bir para çıktı üçümüzün cebinden. Dedik bundan taksiye binelim gidelim. Oradan bir taksi çağırdık. Bindik taksiye. İsmail. Devam ettik. O taksimetre olaylar da herhalde o zamanlar yeni mi çıktıydı? Bilmiyorum valla. Pazarlık falan da yapmadık taksiyle. Sadece dedik biz Bilkent'e gidecek. Beytepe'ye gideceğiz. Taksimetre var mıydı yok muydu onu da kesin bilmiyorum. Şu kadar paramız var dedik taksiciye biz binerken. 6 lira paramız var dedik. Neyse gittik. Beytepe'yi bilenler bilir. Ankara'nın içinden Balgat Köprüsü'nden Eskişehir yoluna düşeriz. Eskişehir yolundan da Beytepe'ye dönülür. Bu anlattığıma 40 yıl oluyor. Unuttum gittim. Ay teşekkür ederim. Gelinim kahve getirdi bana. Elinizin artığı. Bizim o BTP'ye dönülecek yolu geçmiştik ileri Eskişehir yoluna doğru. Biraz geçince taksi durdu, adam durdu. Tamam dedi, paramız bitti. 66 liraya dedi, buraya kadar getirdin. Buradan ötesine gidemem dedi. Paramız bitti dedi. Eskişehir yolunda indirdi bizi. BTP'ye dönülecek yolu biliyoruz ama biz o yolu geçmişiz. İleri geçmişiz. Belki bir 30 kilometre, belki bir 20 kilometre tahminen söylüyorum geçmişiz. Şuraydı, buraydı, şuraydı, buraydı derken para yok. Başka taksi çağırmaya imkan yok. Akşam olup geliyor bu arada. Orta karanlık geliyor. BTP'ye dönülen yolun 10 kilometre bu tarafından bir caddeye girdik. Gidiyor. Git git babam, git babam, yürü babam, yürü babam. Önümüze bir nizamiye çıktı. Orada bir askeriyenin yoluymuş. Bilmiyor ya. Jandarmalar dur dedi. Durduk. Nereye gidiyorsunuz? BTP'ye gidiyor. Ne BTP'si dedi ya. Burası BTP değil ki. BTP'nin yolu 10 kilometre ileriden dönecektiniz. Bura bilmem ne karargahı ne askeriyesi. O sıraya kadar Nizamiye'nin camından askerlerden birisi, komutan daha doğrusu komutanlardan, büyüklerden birisi camı tıklattı, işaret etti. Gelin içeri getir dedi. Nizamiye'deki jandarma bizi şeye götürdü, kulübeye götürdü. Oradaki komutan dedi ki siz nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Biz de Beytepe'de çalışıyoruz. Çarşıya gezmeye gittik. Çarşıda gezerken, tozarken servisi kaçırdık. Paramız da bitmişti. Olan paramızla taksiye bindik. Taksi de bizi filan yere kadar getirdi. Oradan buraya da yürüyerek geldik. Beytepe'ye gideceğiz. Bilkent Üniversitesi'ne gidecek. Biz orada çalışıyoruz dedi. O komutan dedi ki Bilkent buraya dedi 30 kilometre dedi. Yani 30 kilometre. Oraya dedi yürümeyle gidemezsiniz. Uzak. Şurada oturun biraz dedi. O tarafa dedi bizim
servis var. Jandarmalarımızı da nöbet değiştirmeye gidecek. Bir yakınına kadar sizi götürsün, oradan tarif etsin. Geçersiniz bizden. Bu arada komutan kimlik de sordu bizden. Kimliklerimizi çıkardık, gösterdik. Tamam dedi. Yaşar abinin kimliğinin bir arkasını döndürdü baktı, bir önünü döndürdü baktı. Yaşar abinin kimliğinde bir eski kimlikler olurdu. Kimlikler vardı. Şimdiki bir değil, eski sayfalı kimlik miydi galiba bilmiyorum. Sayfalı değildi de normal bir kimliğiydi. Yaşar abinin kimliğinde kalemle bir oynatılma olmuş. Yaşar abiye komutan dedi ki burada dedi kalem oynatılmış dedi. Yaşar abi dedi ki oynatılmış mı da dedi. Oynatmışsın mı da dedi. Zaten dedi biraz evvel dedi bunlar da oynattı beni dedi. Mezarda dedi bayılttılar dedi. Bilmem falan filan biraz böyle şey konuşurdu. Komutan şüphelendi. Mezarda sizin ne işiniz var? Nasıl bayılttılar seni falan filan. Bayağı bir uğraştırdı bizi. İfade aldı. Sonra konuştukça, anlaştıkça anlattık dedik abi bu arkadaşın durumu böyle. Bu da biraz komiklik yaptı. Şöyle oldu, böyle oldu derken ikna ettik komutanı. Sağ olsun biraz birer tane sandviç verdiler bize. Birer de çay ikram ettiler. Bu arada kahvem soğumuş. Kusura bakma elinizin artığı. Kahvemden içeyim. Birer sandviç verdiler bize. Birer de çay ikram ettiler. Allah razı olsun o komutanlardan. Tüm askerimizden. Tüm polislerimizden Allah razı olsun. Biraz orada sohbet ettik. Sonra bizi askeri araca bindirdiler. Bayağı bir gittik. Ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Gece oldu bu arada. Gece. Bayağı bir gece oldu. Ortalık karanlıktı. Bayağı bir gittik böyle. Orada durdu araç. Askerlerden biri dedi ki araç komutanı şu gördüğümüz ışıklar dedi Bilkent Üniversitesi dedi. Şu gördüğümüz ışıklar diyor ama ışık görünüyor ama indiğimiz yerden Bilkent'in arası yürüyerek geçtik o mesafeyi de en az 10 kilometre. Işıktan gösteriyor şuradan şura. Önümüze bir dere çıktı. Koskoca bir dere. Korktuk. Gece böyle birbirimize sahip çıkarak, birbirimizi kollayarak şey yaparak. Ara sıra bir, o arkadaşım Mustafa rahmetli olan müziklik yapıyor. Yaşar abinin paçasından tutuyor. Korkunç bir şeyler, hareketler çıkarıyor. Öyle öyle Bilkent Üniversitesi'ne yetiştik. Bu arada saat 12.30 olmuş. Gece 12.30 olmuş. Bizim amcaoğulları vardı orada. Ali Derin, İsmail Derin, Orhan Derin, Ahmet Koçak diye bir arkadaşımız var şu anda Antalya'da. Buradan hepsine selam olsun onların. Oradaki o zamanki çalıştığımız ekip arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı buradan selamlarımı gönderiyorum. Böyle bir fıkranın da sonuna geldik arkadaşlar. Kahvem soğudu kusura bakmayın. Bazlamayı derken tekrar devam edecek. Hoşça kalın şimdilik. İyi akşamlar. Sevgili takipçilerim. Biz bazlama yapımına başladık. Yemeğimizi içtik, çayımızı içtik. Yedik, çayımızı içtik. Bazlama yapımına başladık. Hacımızı, tahtamızı kurduk. Leyla Sultan bazlama etmeye başladı. Şurada da pişenlerimiz var. Ben namaz kılana kadar biraz pişirmişler. Ellerine sağlık. Şurada bezilerimiz var. Şurada yapımı devam ediyor. Sevgili takipçilerim. Sizler ne gördünüz, ne yaptınız? İyisiniz inşallah. Tekrar bir daha söyleyeyim.
tüm Türkiye'deki bayanlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Leyla Sultan, kolay gelsin. Hoş geldin. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Bazlama mı yapıyorsun? Bazlama yapıyoruz yine. Buradan Kara Mustafa'ma, Güldane gelinimize selam olsun. Gelsinler, bazlama yesinler. Gelin buyurun, herkes bazlama yesin. Yakın olanlar. Tereyağı çalsınlar. Peynirli, yumurtalı börek yapacağız. Onlardan da yesinler. Yiyelim, içelim. Buyurun, gelin. Arkadaşlar, elinizin artığı canınız istemesin. Durumlar böyle. Çocukları uyuttuk. Daha doğrusu uyumadılar da öbür odaya gittiler. Orada tablet oynuyorlar. Buradan Adana'daki görümcem Meryem Bula'ya da selamlar olsun. Ellerinden öperim. Kadınlar Günü kutlu olsun onun da. Ağva'daki görümcem Yıldız, Suudiye, Tarık enişte, Muhsun enişte, Ayşe'ye, onlara da selam olsun buradan. Zeynep'e, Seyrani'ye. Bizim düdüklü fısılamaya başladı. Kim belletti sana bazlama etmeyi? Kayınvalidem. Konuşmayacağım, kolay gelsin. Allah rahmet eylesin. Kayınvalidem öğretti bana hamur yoğurmayı, mayalı etmeyi, ekmek etmeyi, bahçe işlerini. Ondan öğrendim. İyi maşallah. Köydeki Makbule görümceme de selamlar olsun buradan. Onun da Kadınlar Günü kutlu olsun. Aklıma geldikçe sayıyorum. Akın'a, Hicran'a, onlara da selam olsun. Zeynep yengeme. Başka? Başka yok, aklıma gelenleri sayıyorum. Cemil ablama selam olsun, ellerinden öperim. Bütün benim ailemin hepsine buradan selam olsun. Yani tüm Türkiye'deki bayan arkadaşlarıma, tüm seyircilerimize, bizi izleyen tüm herkese selamlar olsun burada. Herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun. Antalya'da çalışan Kutlis oğluma, Berkay'a, Buse'ye, Nehir'e, Eda'ya, Sevince buradan hep selam olsun. İsmail'e, Sinan enişteye. Antalya'da oturan kaynımın oğlu Bekir'e, Şerif'e, orada oturan tüm Şerif'in bacılarına hepsine selamlar olsun. Adlarını tek tek sayamıyorum. Çavuş abime, evet, bayağı selam biriktirmiş bizim hatun da, eksik söylüyor. Daha %10'unu söyleyemedi. Biraz... Rafet'e de selamlar olsun buradan. Annesine, Rafet'e, Sevil'e, bütün YouTube'culara buradan selam olsun bizim köydeki.
Gazlamalarımız çoğalmaya başladı. Eskiden annem bazlama yaparken yanında dururduk. İlk dörtten bize vermezdi. Dört tane pişmeyince vermezdi. Anne niye vermiyorsun derdik. Dört tane pişmeyince inmez derdi. Bilmiyorum ne derece doğru. Öküzün kıçı mı derdi? Vallahi bilmiyorum. Dört tane olmayınca inmez derdi. Peki iyi bilmiyor mu? Öyle bir söz vardı. Ne derece doğru? Pekmezi koydum tabakla annemin yanına. Sıcak sıcak pekmezi batırı batırı yirdim. Herhalde bir dört tane beş tane yirdim gençliğimde, delikanlılığımda. Şimdi yemem de. Şimdi en fazla yesem bir tane belki iki tane. Önceden çok yirdim. Hatta bir de turşu koyduk. Pekmeze batırı batırı yirdik. O kadar güzel olurdu ki elinizin artığı. Canınız istemesin. Sevgili takipçilerim. Bizim köyde yine halen öyle yaparız biz. Pekmezle sıcak sıcak yeriz, yağ çalarız, yeriz. Yapılırken. Gelen geçen gelenlere, misafirlere ikram ederek, yakın konu komşu geldim onlara ikram ederek, annem derdi sıcak ekmek ikram etmek çok sevap olur derdi, bize öğretti. Biz de annemin öğrettiği gibi komşularımıza ikram ederek, eve gelen misafirlerimize ikram ederek, afiyetle yiyerek. Sevgili arkadaşlar, durum böyle. Bazlamamız bitmek üzere. Alihan cücüğüm geldi yanıma. Bu Efo dayının bir büyüğü, Alihan bunun ismi. Sevgili izleyenlerim, bazlamayı bitirdik biz. Börek çörekleri de yaptık. Annem köyde bazlama ederken eskiden yanına otururdum böyle. Tabakla pekmezi koydum. 3-4 tane bazlamayı birden yirdim. Ama şimdi pekmez de yiyemiyorum. Şeker var. Ekmekte bir tane ancak yiyebilirim. Elinizin artığı, canınız istemesin. İsterse de bulunmadık bir şey değil. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Efo dayının kanalında kalın.